Akşamüstü olmak üzere, hatta şu an kıpkırmızı bir kızıllık köye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Yakandayız arkadaşlar. Saat 12 ama şu an 3 tane masamız var. Ve bakın burada kim var? Ümit Bey uyumuş. Gözlükler nasıl parlıyor? Bakın gündüz yine gösteririm ama bizimkiler havuz yapmış buraya. O kadar güzel olmuş ki. Şöyle ortada da fıskiye var. Canlar, sizlere biraz doğanın sesini dinletmek istedim. Doğanın sesini dinlediğimize göre kuş cıvıltıları, tavuk sesleri, böyle yemyeşil ağaçlar olduğuna göre nereye gelmişizdir? Tabii ki de köye. Dün böyle alelacele çıktığımız için evden, plansız oldu çünkü. Tam böyle konuşamadım. Dedim ki şimdi sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. Şu an var ya, o kadar güzel bir mayhoşluk var ki üzerimde. Böyle içim kıpır kıpır ama dışım böyle bir mayhoş, böyle huzurum verdiği şeyle alakalı galiba. Şu an bu arada tepemde bir kuş var, duyuyor musunuz? Bakın. Duydunuz değil mi? Evet canlar, biz köye geldik. Günlerden pazar. Dün gelmiştik. Akşam üzeri zaten geldik arkadaşlar. Direkt restoranta geçtik babamların. Orada böyle akşam yemeği yedik. O kadar güzel olmuş ki, bir de havuz yapmışlar. Şimdi oraya geçeceğiz. Kahvaltıdan hemen sonra. Abimler falan hemen geçti. Bugün pazar olduğu için biraz durgun geçer diyerekten biz sonradan gidelim dedik. Biraz böyle köyde köyün tadını çıkaralım dedik. Şimdi oraya geçeceğiz. Orada da sizle şöyle bir dolaşırız, dolaşmış oluruz. Gerçekten köye geldiğim zaman böyle kuş sesleri, doğa vesaire derken çok huzur kaplıyor içim. Böyle huzuru depolayıp 1-2 hafta böyle bununla idare etmeye çalışıyoruz yani şehirde olabildiğince. Bu şekilde canlarım, kahvaltıyı da çekemedim. Telefonum şarjdaydı çünkü. O zaman Ümit Bey'in yanına bir gidelim. O ne yapıyor? Sonra yukarı gideceğiz zaten, yani restoranta. Hemen sizlere şöyle güzel çiçeklerimizi de gösterelim. Aa bak, babam kovalara dikmişti fesleğen ve bu ne? Cimbiber gibi ama değil gibi de. Şu fesleğene bayılıyorum. Bakın böyle mısır da ekmiş. Mısırlar da çıkmış. Ama en çok bu büyümüş. Evet. Pardon. Evet arkadaşlar, şu anda ben ekran karşısına geçmiş bulunmaktayım derken Derken dondurmacı dondurmacı geldi. geldi ve beni böldü. O zaman daha sonra Sizin konuşalım. köyünüze hala dondurmacı geliyor mu bu arada? Eminim ki geliyordur. Restoranta geçmeden dedik ki kuzenlerimiz de buradayken onlarla bir görüşelim. Daha sonra gidelim. Ümit de bu arada kamera karşısına geçmeye karar verdi. Duduf Evet, duduf tam duduf. geçmişken dondurmacı böldü ama Aynen. nihayet karşınızdayım. Mekandayız arkadaşlar. Ve Ümit Bey. Baba yorgun. Baba yorgun. Az önce o beni sallıyordu. Şimdi ben onu. Hadi bir kahve molası verelim, gel.
Evet. Bakalım sorarız bir ice chocolate mocha var mıymış. Kavurmalı olsun benimki. Kavurmalı mı? Uy. Evet arkadaşlar, tazecik babam kuzuyu kesti astı valla. Ellerine sağlık baba. Aferin olsun günlerimize. İnşallah. Evet arkadaşlar, işte böyle taze taze müşteriye kesip kesip abim hepsini artık kaburgasını tutun da işte pirzol tarafını hepsini ayırıyor. Bakın buraya, hatırlıyor musunuz? Geçenlerde buraya geldiğimde yine çekmiştim. Bu bitkiler çok büyümemiş arkadaşlar, fark ediyorsanız. Çünkü babam diyor ki toprak tuzlu diyor. Toprak tuzlu olduğu zaman besinini tam böyle alıp büyütemiyormuş. Zaten aralar biraz otlanmış, temizlik yapılması gerekiyor aralarına. O da tabii ağacı illaki etkiliyordur. Bakın şurada fesleğenler var. Gördünüz mü? Şurada da salatalıklar var. Tazecik, çok severim. Ha bir de gelin size şunu göstereyim. Yazın karpuzdan sonra en sevdiğim meyve üzüm. Önce keşfettim bunu da. Böyle korukları olmuş. Baba ne zamana çıkar bu üzümler sence? Ağustos. Nasip olursa Ağustos'ta bu üzümleri de afiyetle yeriz inşallah. Çekirdeksiz üzüme benziyor sanki ama. Baba çekirdeksiz mi sence bu üzüm cinsi? Hmm, karışıkmış. Şurada da var tabii, doğru. Şu hamaklarda da az önce arkadaşlar bayağı bir keyif yaptık. Vallahi iyi oldu. Şöyle ağaçların arasında o kadar güzel ki, huzurlu, mutlu. Harika. Ümit. Eyvallah. Evet. Akkoç restoranında akşam yemeği menüsü. Benden de bulgur pilavı. Oo, tamam. Daha ne olsun? Vallahi mis. Şöyle şunu buraya koymak istiyorum aslında. Yazın en sevilen menüsü barbunya. Arkadaşlar biz köyden geldik evimize. Zaten Şekila'dan gözüktüğü gibi telefonun yeri belli. Arkada tablolar belli. yine biz yerimizi aldık hemen. Akşam çünkü kamera, yani gerçekten sevmediğim için evet. En sevdiğim yer mutfak oluyor ve burası oluyor. Her neyse biz geldik. Akşam yemeğimizi yedikten sonra çayımızı kahvemizi içtik. Tabii ben kahve faslına katılamadım. Sen kahve içmedin mi? Aynen. Evet. Çayımızı kahvemizi içtik. Bol sohbet, muhabbet. Gerçekten hiç bitmesin istedim ama evet, güzel bir gün hafta oldu. Sonu hafta oldu. Sonu oldu. Yani her ama güzel şey biraz çabuk bitermiş. Evet. Bu da bitti arkadaşlar. Arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bu güzel ve kısa öz mutlu hafta sonunu sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olmuştur. Biz buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.